Masal keyfi. Bir varmış, bir yokmuş. Adamın birinin bir gün bir çocuğu olmuş. Çocuk belli bir yaşa gelmiş, konuşmaya başlamış. Daha sonra da yürümeye başlamış. Bunun üzerine adam ona bir hediye almak istemiş. "Benden ne istersin yavrum? Sana ne alayım?" diye sormuş babası. "Kırmızı benekli ping pong topu istiyorum baba," demiş çocuk. Adam topu almış. Derken zaman geçmiş. Çocuk tuvaletini söylemeye başlamış. Bunun üzerine babası yine ona bir hediye almak istemiş. "Benden ne istersin yavrum? Sana ne alayım?" "Kırmızı benekli ping pong topu istiyorum," demiş çocuk. Adam topu almış. Derken zaman geçmiş. Çocuk büyümüş, okula başlamış. Babası yine hediye almaya karar vermiş. Ne istediğini sormuş. Çocuk yine kırmızı benekli ping pong topu istemiş. Herkes öğrenmiş artık bu çocuk hep kırmızı benekli ping pong topu istiyor diye. Onlar da ne zaman hediye alınacaksa kırmızı benekli ping pong topu almışlar ona. Çocuk büyümüş, bütün doğum günlerinde ve özel günlerinde hep kırmızı benekli ping pong topu almışlar. Ve her defasında kırmızı benekli ping pong topunu aldığında çok mutlu olmuş, yüzü gülmüş. Çocuk üniversiteyi bitirmiş. Mezuniyet hediyesi yine kırmızı benekli ping pong topu almışlar. Üniversite bittikten sonra işe girmiş, işe başlama hediyesi yine kırmızı benekli ping pong topu almışlar. Evlenmiş, düğün hediyesi kırmızı benekli ping pong topu. Çocuğu olmuş, hediye olarak yine kırmızı benekli ping pong topu almışlar. İkinci çocuğu olmuş, verilen hediye yine kırmızı benekli ping pong topu olmuş. Adam işinde terfi etmiş, arkadaşları ona kırmızı benekli ping pong topu hediye etmişler. Derken aradan çok uzun yıllar geçmiş, bizim adam yaşlanmış ve yatağa düşmüş. Binlerce kırmızı benekli ping pong topunun bulunduğu odaya koymuşlar yatağını. Doktorlar umutsuz bir hastalığı olduğunu söylemişler eşine dostuna. Adam ölmek üzereymiş. Bir gün fenalaşmış. Kendisi de anlamış artık dönüşün olmadığını. Yanına gelen karısı son bir isteği olup olmadığını sormuş. Adam ölüm döşeğindeyken de son isteği olarak yine kırmızı benekli ping pong topu istemiş. Adam ölüm döşeğinde isteğini yapmamak olmaz tabi. Karısı hemen gidip yeni bir kırmızı benekli ping pong topu almış. Karısı kırmızı benekli ping pong topunu almış ve kocasına uzatmış. Adamın yüzü gülmüş. Sonra da uzun bir sessizlik olmuş. Bir anda karısı bu sessizliği bozmuş. Karısı adama hayatı boyunca sormak istediği bir soru olduğunu söylemiş. "Hayatım boyunca sana hep sormak istediğim bir soru var ama bir türlü soramadım. Şimdi sorabilir miyim?" Adam da "Ne duruyorsun? Sor o zaman," demiş. Kadın derin bir nefes almış ve sonra da sormuş. "Canım, neden hep hayatın boyunca kırmızı benekli ping pong topu istedin? Neden? Neden başka bir şey istemedin? Neden hep sadece kırmızı benekli ping pong topu istedin?" Adam yerinden doğrulmuş. "Bu muydu soru?" demiş. "Bu muydu soru?"
Karısı onaylar şekilde başına oynatmış. Adam şöyle demiş. Hayatım, kırmızı benekli pimpon topunu çok istiyorum. Çok seviyorum. Hayatım boyunca hep istedim. Çünkü... Adam son nefesini vermiş tam o esnada. Başınız sağ olsun demiş odadaki doktor. Burada da masal bitmiş. Gerçekten çok sinir bozucu bir masal. Sizce de öyle değil mi? Adam acaba neden kırmızı benekli pimpon topu istemişti? Sizce neden? Yorumlara yazabilirsiniz. Kırmızı benekli pimpon topu masalının farklı senaryoya sahip olan çeşidi de var. O masalı da açıklamalar kısmında okuyabilirsiniz. Başka bir masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube Masal Keyfi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Masal Keyfi.